Merhabalar, haftanın özetiyle yeniden birlikteyiz. Sağlık uzmanlarıyla hızlı iletişim sağlayan mobil asistan doktor der ki, BIC Angels'tan 1,5 milyon Türk lirası değerleme ile melek yatırım aldı. BIC Angels üyeleri Çağlar Karataş, Mehmet Onarcan ve Simla Özbay'ın katıldığı yatırım turu aynı zamanda kurumun 2016 yılındaki 7. yatırım olma özelliğini taşıyor. Kullanıcılarına gerçek doktorlarla hızlı bir şekilde iletişime geçme imkanı veren doktor der ki tahlil ve fotoğraf yüklemeye de izin veriyor. Danışma başına ücretlendirme yapan uygulama bugüne kadar 10 bin kullanıcıya ulaşmış, 2000'e yakın soru cevap seansı gerçekleştirmiş. Otizmli bireyler ve ebeveynleri için ücretsiz açık kaynaklı mobil uygulamalar geliştiren ve dünyanın en iyi sosyal girişimlerinden biri olarak görülen Otsimo, Galata Business Angels'tan yatırım aldı. Finansal detayları açıklanmayan yatırım, GBA Melek Yatırım Ağı'nın üye yatırımcılarının tamamından yatırım alan ilk girişim olarak kayıtlara geçti. Webrazi Arena 2015 girişimlerinden biri olduktan sonra uluslararası arenadaki başarılarıyla adından söz ettiren Otsimo, bugün Türkiye ve Amerika'da 2000'den fazla otizmli aileye eğitim ulaştırıyor. Otsimo son yatırımla birlikte Amerika Birleşik Devletleri pazarında hızlanmayı planlıyor. Akıllı saat pazarının dikkat çeken firmalarından Pebble, pazarın lideri Fitbit tarafından satın alındı. Fitbit, devir sonrasında Pebble markasını ortadan kaldıracağını açıkladı. Pebble, kısa süre önce yeni çıkaracağı Time 2 ve Core modellerini iptal edeceğini duyurmuştu. Satın alma açıklamasında Kickstarter üzerinden bu ürünler için destek veren kullanıcılara paralarının 4 ila 8 hafta içinde iade edileceği bildirildi. Anlaşmanın detayları açıklanmadı ancak tahminler satın alma bedelinin 34 ile 40 milyon dolar arasında olduğu yönünde. Bu bedel Pebble'ın borçlarını ucu ucuna karşılıyor. Türkiye'nin ilk elektrikli otobüsü duyuruldu. TEMSA ve Aselsan işbirliğiyle geliştirilen Avenue EV adlı otobüsün %100 yerli ve %100 elektrikli olduğu belirtildi. Özel istasyonda hızlı şarj olabilen otobüsün tek şarjla taşıdığı yolcu sayısına bağlı olarak 50 ile 70 kilometre arasında yol alabildiği ifade edildi. 35'i oturarak 53'ü ayakta olmak üzere 88 yolcu kapasiteli otobüs de tekerlekli sandalye bölümü de bulunuyor. Kısa süre sonra seri üretimine başlanacağı söylenen elektrikli otobüsün hem ülkemizdeki yollara çıkması hem de ithal edilmesi bekleniyor. Dünyada ve bilirsiniz. Gelenekselleşen bir yıl sonu derlemesi de Facebook'tan 2016 için genel bir bakış listelerini yayınlayan Facebook, sayıları 2 milyara yaklaşan kullanıcılarının sosyal ağda en sık bahsettiği 10 konuyu sıraladı. Amerika Birleşik Devletleri başkanlık seçimlerinin zirvede yer aldığı sıralamada Brezilya'daki yolsuzluk skandallarıyla Pokemon Go en çok konuşulan ikinci ve üçüncü konular oldu. Bu yıl ilk kez yayınlanan Facebook'ta en çok izlenen videolar listesinde ise zirve Candace Payne'in Chewbacca Mom videosunun oldu. Detaylı Facebook listeleri için Webrazi ziyaret edebilirsiniz. Haftanın özetinden de bu haftalık bu kadar. Görüşmek üzere.